Şimdi biz yeni teknenin adına Likya koyduk. Aa, çok iyi. Siz de Likya'nın son filozofu. Son filozofu. Aklından sonra gelmeyecek. Yine kömürde mi pişecek? Evet, kömürde pişecek. Ocağın yanına doğru gideceğiz. Ocakta devam edeceğiz. Evet. 2 yıl önce güneydeki en sonki rotamızdı. Onur yine aynı. Yine böyle bir masadaydık. Onur yine bu şekilde bir şeyler çiğniyordun. Botumuzla geldik. Buraya koyduk. Hasan restoranına çıktık. Teknemiz orada. Hatta şu an ışığı gözüküyor mu? Şurada gözüküyor. Demir fenerini açıp geldik ama şuradaki şey teknenin gözükmüyor. Neyse. Hayır da göstereyim. Bu sefer yeni teknemiz Likya ile geldik. Daha önceki bölümlerimizde de burası var. Mezelere karar verememiştik. Dediler size ortaya karışık bir şeyler yapalım. Çok da güzel oldu. Harika sarması, dolması, patlıcanı, semizotu, kapya biberi. Güzel bir meze tabağı oldu. Bunlara ek olarak da ne gelecek? Kalamar gelecek. Ve balık. Balık. Kömürde balık. Of 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 of. Şimdi burası şu bizim mi? Şu evet. Likya mı? Evet, Likya evet. Tamam. Doğru. Ya burası çok iyi. Ben şurada bir tekne daha gördüm. Çıkarken. Çok güzel görüntüler çıkar. I'm going back up to make my last stand. I'm gonna dust it off with my own hands. Black blizzard coming. Old man, keep running. You better get out while you can. We were broke, cold, let in, pushed out. Thought I heard it so to up and leave this town. Head out west, they say, maybe California. Bakalım balık ne durumda. Şöyle balığa bakayım dedim. Aa, balığa yeni başladım, gel. Balığa yeni başladık. Hasan Usta, sana bir şey soracağım. Burada birçok Hasan restoran görüyorum ben. Bunun nedeni nedir? 40 yıl oldu bu işe başlayalı. İşte ilk başta ben de bu kadar olacağımı tahmin etmiyordum. Ama birazcık şey oldu, ismimiz çabuk duyuldu. Güzel herhalde. Hani yemeklere şapka çıkartırken isimimizde biraz bir şey oldu. İnsanlar arasında paylaşıldı herhalde. Tabii ki şeyler de yazmaya başladılar kitaplarda. Bu şey yelkencilerin paylaştıklarında falan geçmeye başlayınca. Sonra baktık, hatta şey o kadar ileri gidildi ki bizim hani Hasan Restoran ismini başkaları da kullanmaya başladı. Tabii ki biz aynı köyden olduğumuz için bunlar yani şey değil. Başlangıçta başka isimle başlamışlardı yola. Daha sonra bizim ismi de kullanmaya başladılar. Ama neyse, şey taklit derler, iyisini şey yapar falan. Onun öyle ya, iyi yönden bakmaya bence çalışıyoruz. Zaman, ama orijinal Hasan sensin. İyi, yes, onda şey yok canım. Şüphe yok. Tamam. Şimdi balıkları atmaya başlayacağız. Ustadan izin aldım. Ocak başına doğru ilerliyorum. Yalnız bu bot bizim. Hey, 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 hey. O bot bizim. İşte bak, bu Onur, bu ben. Onur hep önden biniyor. Sonra ben arkadan, zor. Allah Allah.
Hadi bunu da alın o zaman. Al. Sleep beneath the stars in California. Üç ağızdan ayrılmadan önce kıyıya çıktık. Çöplerimizi attık. Şöyle bir alışveriş yapacağız. Market var burada. Marketten su alacağız, içecek alacağız. Şimdi burası Üç Ağız Köyü. Ben hep bu tarz turlara bakıyorum. Hangi koyları koymuşlar diye. Çünkü oranın en meşhur koyları oluyorlar. Mesela burada da ne koymuşlar? Akvaryum koyu, tersane koyu, Batıkşehir, Gökkaya koyu, Korsan Mağarası, Burç koyu, Simanek Kalesi, Adalar koyu. Adalar koyu dediği akvaryum, yok akvaryum orada. Adalar koyu hangisi acaba? Ona bakalım. Güneş nedeniyle böyle ayrı masalarda oturuyoruz. Kahve içiyoruz. Beyefendi merhaba. Merhabalar. Tanışmak ister misiniz benimle? Evet. Size bir kahve ısmarlayabilirim. Yok teşekkür ederim. Ben kendi kahvemi aldım. Ama muhabbet edebiliriz. Olur. Nereden geldiniz Üç Ağız'a? Ben öğrenciyim. Neyse aklıma geldi. Öğrenci misin? Öğrenciyim ben. Öyle geldim. Sıtkı Koçman'dasınız galiba. Evet. Koçman'da. Arkanızda yazıyor. Yazıyor mu? Yok. Berbere gidecek misin? Berbere gidebilirim. Orada berber var. Bir berber. Burada berber var. Gidebilirim berbere. Bilemedim ya. Ama saçlarım tekne de zor oluyor. Tekne de zor oluyor değil mi? Tıraş olmak. Tabii zor. Yani şöyle zor değil. Benim için kolay ama etraf kirlenmesin derdim. İşte borular tıkanmasın. Yani borular tıkanmasın, etraf kirlenmesin. Lavaboya kaçabilir. İşte tuvaletin o altında ne o bizim su çeken pompamız var ya. Evet. Ona kaçabilir diye. Shower pump. Shower pump. Ona kaçabilir diye. Derdim o. Patlıcan var. Garda var, şıkarlı var. Biz böncesi var. Ama senin karın deniz bölgesini kendi topluyor artık. Hı. Alma. Artık deniz bölgesinde para yok. Nasıl pişireceğiz bunu? Yoğurdu doğrarsın aynı köfte gibi. Mangala sürersek daha da güzel olur. Bunlar mücver yapıyorlar. Mücver yiyor mu? Mücver evet. Bunlar seviyorum çok. İster misin onu kabak? Ama mücver istersen mücverlik yapabilirim iki tane kabak. Tamam. Yeterli bence. Bunlar yeterli. Tamam. Bu kadar. Çok güzel bu. Önden bağlanıyor hem arkadan bağlanıyor. Denemek tabii için bir yer var. Deneyim çok güzel. Gözlemeye diye çıktık. Gelin. Ay çok güzel. İşte çok güzel. Annem bakmak ister. Hemen kordum üzerine girdik. Bitirin mi aynayı? Şöyle yapalım. Şurasına bak. Altında şort olduğu için çok evet anlayamıyorum. Güzel güzel. Tam böyle teknede. Değil mi? Mayalı üstüne. Aynen öyle. Yani rahat kullanmıştım bunlar. Yalnız ben bunu tek başıma nasıl içeceğim bir daha göster ben de. Tamam. Kamı kamı, soğanımı, pırasamı hepsini kendim dikeceğim. Bu sene aralara çalma çatma bitti miydi? Bak yeşildi kendimizden. Alo. Bomba gibi. Valla önce kaşarlı yapıyorduk biz de vazgeçtik. Adam kilosunu 80 lira dedi. Haftaya zam gelecek abla çok calı o diyor. Bir de geçen sene vazgeçtik. Şimdi yapıyorduk. Burada bir bayan. 5-6 oturdular. Yediler. Kaşarlı verdim. Bunu al dedi. Niye dedim? Bunun içi yok dedi. Tamam dedim. Aldım geriye. Tekrar yapmaya başladık. Gel bak dedim. Geldi baktı. Rendeli yeter dedi. Çok ne yeter.
Bundan sonra verdim, o kadar da olmadı. Kaşar eriyor ya, eriyince zannediyor çok az. Sonra hiç seslenemedi, yedi gitti ondan sonra. Ben de gördüm. Evet, evde aynısını yap yani. Ben izledim zaten. Böyle gerçekten izledim yani nasıl yapıyor ama şöyle istediğin kadar izle, o açmayı çok zor açması. Açmayı erkekler iyi açar, yuvarlar durur. Yapar mı hiç? Yapar. Onur'un bundan haberi yok orada. Gözleme açar mısın Onur? Ben açarım ya. En kolayı ya, mesela çevirmeden kolay değil mi? Yuvarlayın açıldığı zaman kaldırıp atacaksın, içinde olur. Ama burada pişirmesi biraz zor. Ayarla pişiremezsen tatlı o, lezzetli olmaz. Vallahi bilemediğin var, bilemezsen var ya, burada öyle bir zor ki. Bilene kolay yok. Zaten bu işi yapmasa, anlamasa evde kalırdın yani. Ben bu işi yapacağım bilsem acaba, kalkayım Mehmet'im, adını anar mıydın demersen. Sera daha güzel bana, vallahi güzel. Ben Sera'da çalışırım bu işleri yapmaktan sonra. Şimdi Sera yaptı, geç Sera'da çalış, git. Sen ikisini de yaptırıyorsun ama. Hem Sera hem bu işlerle mi ilgileniyorsunuz? Evet. Sera'yı bu sene başlattık. İyi olursa bunu Sera'ya atacağım, dinleyeceğim, öbür hanımı buraya getireceğim. Buradan ben hafifçe uzaklaşıyorum. Teknemiz burada. Botu bıraktıktan sonra hemen burada bir market var. Her şeyi bulabileceğiniz tarzda bir market. Sezonda bot servisleri de varmış. Bilginiz olsun. Onu sen iskambil biliyor musun? İskambil kağıtlarıyla oyun. Bilirim. Alalım mı iskambil kağıdı? Olur. 101 bilir misin? 101 bilirim. Pis yedili bilir misin? Evet. Pişti? Onu da bilirim. Alalım şu kağıdı. Var mı burada, gördün mü kağıdı? Var var. Tamam. Ben sana şimdi gideceğiz Gökkaya'da bir 101 oynayalım da seni bir yeneyim. Sen gör. Bana pişpirik Nilay derler. Çok ciddiyim bak. İskambil konusunda. İddialıyımdır. Tamamdır. Oynarız. Şu an yerimizi şu şekilde göstereyim size. Karşısı Üç Ağız Limanı. Biz bu alana demirledik. Buranın dip yapısı balçık olduğu için çok güzel demir tutuyor. Şurada Alargada da birkaç tekne var. Akşam geldiğimizde daha kalabalıktı. Şimdi insanlar koy tabii değiştiriyor bu saatte. Biz bugün akvaryum koyuna gideceğiz ama hem botu denemek için hem de akvaryum koyu şöyle 2-3 tane adanın arasında kalmış bir oyuntu mu girinti mi derler, öyle bir yer akvaryum koyu ve kayalıklar var. Ya sabah erken saatlerde gitmek lazım ya da bu şekilde botla gitmek lazım. Yani biz bu şekilde gitmeyi tercih ediyoruz. Kayalık alanlara demirlemek istemiyoruz. Bir de sabah saatini aslında biraz kaçırdık. Tur teknelerinin uğrak noktası hem Kaş'tan hem Üç Ağız'dan hem de Demre'den çıkan günübirlik tur teknelerinin en uğrak noktası olduğu için teknemizle kendimize orada güvenli bir yer bulamayacağımızı düşündük. O yüzden botumuzla gideceğiz. Bizim normalde kullandığımız su altı için kullandığımız GoPro'muzu göstereyim size. Şu şekilde sürekli denizin altında kullandığımız için ayrıntılı bir şekilde de çekmeye çalışacağım ama şuralardaki tuz çıkıyor mu bilmiyorum. Bu şekilde tuzlanmalar var. Ne kadar temizlesek de oluyor haliyle. Bir süre sonra da bu kapakları açamamaya başlıyorsun. Şöyle bir kılıf aldık biz. Su altı kılıfı. Bugün onu deneyeceğiz. Akvaryum koyunda. Bakalım ne kadar koruyacak ve görüntü kalitesi nasıl olacak? Onu test edeceğiz. Bir kere çalıştı maşallah dedim yani. Akvaryum koyuna geldik.
botu şöyle bir alanda güvenli bir şekilde bıraktık. Diğer tarafta kayalar çok sivri ve keskindi. Burada bir tık daha yuvarlak. O yüzden daha güvenli geldi. Şimdi buradan çıktık. Yanımıza içeceklerimizi aldık. Biraz yiyecek aldık, meyve aldık. Fakat çıkardığımız halde teknede unutmuşuz drone. Drone'u unutmuşuz. Şu an ikimiz de üzüldük. Çok harika bir görüntü çıkabilirdi buradan. Ama elimden geldiği kadar çekmeye çalışacağım. Denizin rengi gerçekten çok güzel. Özellikle şu orta alanda. Şimdi biraz daha yüksek bir yere çıkıp belki gösterebilirim. O alanda deniz çok güzel. Şu kısımda. Birazdan da dalış da yaparız. Maskeyle bakarız. Kaya tuzu mu? Deniz tuzu. Kayanın üzerinde. Evet. Vay be. Şimdi su durumumuz bu şekilde. Birinci tankımız %0, ikinci de %15. Şimdi su yapıcıyı çalıştırdık. Bakalım yine saatte 100 litre yapacak mı? Hem onu test edeceğiz hem de susuzluğumuzu gidereceğiz. Ben bu işi çok sevdim Onur. Su yapıcı işi. Bence de. Bu arada su yapıcımız 12 voltta çalışıyor. Onu da söyleyelim. Yani şu an jeneratöre ihtiyaç duymadan çalıştırıyoruz su yapıcımızı. Şimdi şurada koyun bir dibine keşfe gideceğiz. Bakalım nereye kadar gidiyor deniz. Ay burası çok huzurlu ama çok ya. Huzurlu. Ben haritadan bakmıştım. Çok az gösteriyor ama yine de gidip bir bakalım. Bu sefer Kekova'nın tadını çıkarıyoruz. Doya doya yaşıyoruz yani burayı. Eskiden geldiğimizde yani ne popüler Kaleköy. 3 ağız. Oralarda zaman geçirdik. Hemen aklı o ilk geliyor ama buralar da çok güzelmiş yani. Çok huzurlu. Gün sonu tutulan balık sayısı söylüyorum. Mangalımızı da yaktık. Söylüyorum. Batatatatatata. Balikim yok. Artık yapacak bir şey yok. Bu konu hakkında fazla daha konuşmak istemiyorum. Ama şöyle söyleyeyim, şurada iki tane masamız var. Birinci masa, ikinci masa. Ama biz sığamadık. Şöyle göstereyim. Ama güzel oldu. Onur
Güzel bir masa hazırlamış buraya. Hemen buradan al. Pişir, koy. Hadi bakalım.